Evet, herkese merhabalar. Bugün size kolik bebekten bahsetmek istiyorum. Kolik bebek tanımına baktığımızda ayın 3 haftası, haftada 3 gün, günde 3 saat ağlayan bebekten bahsediyoruz. Esasında bebeğe bakan anneler için çok zor bir süreçtir. Özellikle bebek doğduktan sonraki 15-20 gün sonra ortaya çıkıp yaklaşık olarak da 3. 4. ayda azalır. Bazı bebeklerde 6 aya kadar da uzun sürdüğünü görüyoruz. İşte bu dönemlerde bebeklerin belli saatlerde ağladığını ve zorlandığını görebiliyorsunuz ve bu dönemde gaz ilaçları kullanmanız, kendinizin beslenmenize dikkat etmenizin yanı sıra da bebeğinizi atak anında karnına masaj yapmayı çok orada önermiyoruz. Ama atağının daha hafif geçebilmesi için belli saatlerde, mesela sizin çocuğunuz saat 6'da bir atağı varsa 5-5.30 gibi ılık bir duş yaptırmanız, duştan çıktıktan sonra da bebeğinizin karnına ve ayak altına hafif bir masaj yaptıktan sonra bebeğinizi giydirip böyle bir müslin örtüyü hafiften sıcak yaptıktan sonra bebeği onunla kundak yapmak çok işe yarayacaktır. İşte bu dönemde ben özellikle Insia'nın kolik için olan huzurlu bebek yağını tavsiye ediyorum. Böyle aldığınızda rolon gibi bir şey var. Ben banyodan çıkarttım, bebeğimi kurladım. Elime güzelce bunu sürüyorum. Kokusundan zaten siz de sürdüğünüzde çok fark edeceksiniz. Ve bu süreçte ayağın altına güzelce yağ ile masaj yapıyoruz. Ondan sonra diğer ayağını yapacağım zaman yine aynı şekilde parmaklarımı bu yağın bilyesiyle ıslatıyorum. Yağlıyorum ve güzelce ayağın altında güzelce bu yine masaj yaptım. Güzelce çoraplarını giydirdim. Karnında da özellikle tam atak başlamadıysa, çünkü atak anında karnına dokunmak iyi bir fikir değil. Atağa başlamadıysa yine ellerimi güzelce yağlıyorum. Yağladıktan sonra karnına saat yönünde dairesel şekilde güzelce bir masaj yapıyorum. Bunun yanı sıra ayaklarını karnına getirebilir, uzatabilirsiniz ve o gazı çıkması için de bir takım masaj hareketleri yapabiliriz. Ben şimdi size kısaca onu gösteriyorum. Elime güzelce yağı aldım. Güzelce dairesel bir şekilde masajı yaptıktan sonra bebeğimin ayaklarını karnına çektirdim. İçinden 6'ya kadar saydım ve uzattım. Yine bir dairesel masaj yaparken saat yönünde, saatin 9 yönünden 3 yönüne doğru tek bir hareket yapıyorum. Yani bir elimle daire yapıyorum, diğer elimle yarım ay yapıyorum. Güneş ve ay hareketini yapıyorum burada. Yine karnına doğru uzattım ve genişlettim. Bu iki harekette oradaki gazı canlandırdım ve çıkışı için I love you masajı yapacağım. Bunu yaparken yine elimi yağlıyorum ve özellikle saatin bir yönünden 5'ine doğru düz bir çizgi. Sonra 11'den 1'e geldim, 1'den 5'e geldim ters bile. Sonra ters bir U. Ve yaparken de I love you. Bununla bebeğimin gazını iyice çıkartmış oluyorum. Güzelce giydirdikten sonra da bebeğimi güzelce bir yarım kundak yapıyorum. Yarım kundak yaparken de dediğim gibi bunu ister kollarını şöyle içinde tutabilirsiniz, ister de sabit tutarsınız. Şöyle ben örtümü aldım. Bebeğimi böyle koydum kollarını. Güzelce gelip sardım. Ve kucağıma doğru alıyorum. Artık atak anı gelse bile hem sıcak hem gazını iyice çıkartmış oluyorum ve yukarıdan aşağı doğru sallayarak kulağına doğru yaptığım zaman çocuğun o içerideki gazı rahatladığını, beyaz gürültüyle ve sarmalıkla anne karnında gibi hissettiriyorum. Tabi bu arada da Insia'nın kullandığım huzurlu bebek yağıyla da o yağın etkisi ve kokusuyla da bebeğin gevşediğini ve rahatladığını görüyoruz. Böylelikle eğer bir kolik anında siz de böyle bir rutini uyguladığınızda bebeğinizin bu süreci çok daha hızlı, çok daha rahat bir şekilde geçirdiğini göreceksiniz. Ama şöyle söyleyeyim, bir kolik babası ya da kolik bir annenin yakınıysanız lütfen anneye de destek olun. Anne için gerçekten çok zorlu bir süreçtir. Ağlayan ve ağladığında bebeği nasıl rahatlayacağından dolayı zorlanan bir anne var karşınızda. Onu da unutmayın, olur mu? Umarım bu videom faydalı olmuştur. Siz de ürün hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz story'den hemen kaydırarak ürüne ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Sorularınız varsa da lütfen yorum yazarsanız bütün sorularınızı hemen tek tek cevaplayacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.